Yaz. Nasılsınız? Çok daha çok kalamayacağım. Hemen kısaca başlayalım o zaman. Önce kısa bir tatil yaptınız. Tatilden bahsedelim. Evet. Tatil gerekiyor biraz böyle bir kafayı dağıtayım diye. Biraz Çeşme, biraz Bodrum annemler. Belki yine kaçalım. Hemen yeni projeye salalım. Hayırlı olsun diyelim. Bu bağ büyümüş. Başladım çekimler acaba. Kaçmayın, dizi sorduk ya. Tuba Hanım'la Muhtar Akçı. Çok pardon şu Tuba. Tamam. Ha gayret. Geçemedi. Açtı. Dedim. Bahsedemiyoruz. Olmuyor. Proje yalan oldu. Proje hayırlı olsun diyelim. Evet. İnternete biraz içeriğinden bahsedelim. İçeriğinden bahsedelim mi? Evet. Ha, güzel soru. Bahsedemem şu an. Öyle bir şey yapamam. Peki kalıcı olarak mı yoksa böyle bir proje özellikli bölüm mü yoksa devamlı gösterdiğiniz mi? Sürpriz olsun. İlk defa bir dizi deniyorsunuz herhalde. Tabii ilk. Konuk oyuncu olduğum diziler vardı. Bu ilk. Sürekli olarak ilk. Tuğba Hanım'la konuştunuz mu? Yaraya geldiniz mi? Proje için. Mecbur. Tamam. Son olarak bu yasaklar 12 yıl için bildiğim müzik hakkında birçok sanatçı istiyor. Sanatçı sizin yorumunuz ne olur? Yani yorumumu zaten sosyal medyada yaptım. Açıklamamı da yaptım. Oradan yapıyorum. Yani müzik devam etmeli. Müzik demek hayat demek. Hayat demek müzik demek. Müziksiz olmaz yani. Dolayısıyla bu yasakların da bir an evvel kalkmasını temenni ediyorum. Bir hafta önce de bir resim paylaştınız. Çocukluğunuzdan folklor dersleri mi artık görev mi alıyordunuz? Folklor gösterisi yapmıştık. Babam da beni ödüllendirmişti sağ olsun. En sevdiğim yemek köfteyle. babam işte yemiyordu, yediriyordu o sırada. Fotoğrafta da öyle böyle. Allah babaları da başımızdan eksik etmesin. Analarımızı, babalarımızı. Tamam çocuklar. Teşekkürler. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Görüşmeler.